Ana? Demek mu'min Müslüman bende, özünü İslami hüküm tertibine amel kılıyken bende, endi tahoratını kılıp, dualarını okur, maske tamam yollanır. Yolda işte dediğim duaları hem var. Allahümme ca'li fi yemini nuran ve fi yasari nuran dediğim dualar var. Bunların inşallah kitaplardan okulasılar. O masjide varken de onu hem anak. Onunla yapılan karışı ve duası anak anladılar. Yani ki bir namak sana 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 bir bu büyük bir bak. Ondan oku, adal yetiş farzını, nihayet ekette bir bak. Bunu hadislerde oku değiştirilen, sevapları kurken beresine gidiyor. Hani indim, hani şu yerde, bandanın oku salam vermeyenden keyin, en faziletli vakitlerden bittesi boşanır. Şunun için değil de, nakıl ibadet kılaman, sevabını kov alaman, zikrini zafirlerden bulaman diyen adam, ana şu bandarını okur salamını derdiğinden keyif, namazda oturduğun halde ayağını tutmazsan zikrini başlayın diye. La ilahe illallah vahdahu la şerike lehu lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve hu ala kulli şeyin kadirini 10 madde ise 10 da hatası kesirledi. 10'da yaşlılık yazıladı, 10'da bala raktırınladı, 10'da hayır cevaplarınladı ve keç keç olur Allah-u Teala'nın himayesinde bulardı, şeytan hamur ve zararlı. Öğretmen var Allah'ın zikrinin kandaki ruhu geldi. Siz buramızda bugünkü hayatınız gel, şu nefes alıp duracağım kurumunuz gel, manfaat ancak. Yani namaz okup salam verdiğinden keyin bandarını, kuyas çıktınca bulgen müddet, hakikatten zikir müddeti, kıraat-ı Kur'an müddeti, dua müddeti, Allah'a iltica müddeti. Şunun için İmam Malik ibn-i Anas rahmetullahi aleyh, namazdan keyin kuyas çıktınca bulgen müddette uklamak makruhtur dedi. Ata ibn-i Abi Rabah degen tabiyelerini en duyuklarından, alimlerinden bulurlar. Bu kişi kara adam bulurlar. Türk gözleri, sarışık toka, görünüşleri nihayette ortaca. Ama ilimde tehli yok adam bulurlar. Hac masumu bozar Mekke'de, cahsiler cahçaklarıyla. O haziler, o ahl-ı Mekke, Ata ibn-i Abi Rabah, hacca girdi, elini durup patlığa ayıkmazsam dedi. Bu şu adam ayıklar. Hem yoksa cerç salıp ayıklar. Burak elini patlığa ayıkmayız, bu adam girdi, bundan ilgili bir adam yok, şu ayıklar, başkası ayıkmayız. Talebelerinin içinde ders ayıklık, oturdu, otursa davrede deydi, görgeller, oturdu deydi, patlazlarında bir kara kuşu oturken deyip olaydı. Bu kişi kapkara, talebeler hoppa, lekin hammasi ustoz. Ana shu zot bir kuni ko'pchilik bilan safarda ketayotganlar sahroda yo'llarida bir to'da sherlarning yarasi yotgandi. Borib odamlar bu yoqda, sherlar bu yoqda bir-biriga qarab to'xtashdi. Sherlardan qimirlama shu odamlarning ko'zini kutib turaverdi. Adamlar nailas, yüklerini koyup oturuşturdu. Bunlar durup kesse keyin, yüreğimizde gelmen adam. Arkaya koşa gidilse sizi taşlaşıp durduğum diye. Şu bir böyle kozunu tıklanınca 2-3 gün turuş vardı. Nece kalmayı turuş vardı. Üçüncü günü mü, kaysa durup dağını iradesi kekende, şehirlerinin kaptası turup, çekege karar gülgenekken, kadarlarıyla birleşip, hem masiyana, sakranın içine yukarışı kesildi. Şimdi adamlar akıl takıl yakıştığı başlarında şimdi şarkıcılar gelip Ata ibn-i Abdurra bakken sizden bir bazı üç gün kılmadıyız, kızı vasiyet edilse bu vakti bu da bu meyde akıl da gene kaldı. Ondan keyif kuyas çıkınca vakit. Bariken. Hayır hamması şundan. Bunu
Bizni dinimiz 1500 yıl oldin e'lon qilib ibodatni faqatga qo'shib qo'ygan. Endi hozir boshqalar ertalab quyosh chiqmasdan oldin bo'lsa, ultra binafsha nurlar tarqalar ekan, sog'liq qilib qo'ydi ekan, u bo'lar ekan, u bo'lar ekan deyishadi. Hozir butun dunyo bo'yicha yoz bo'lganda o'sha yorug'likda odamlar ishga borsin deb soatini bir soat oldinga suradi. Nima? Elektr energiyasini hisob qilamiz. Bu baraka degan narsa. Pul mablag'ini oz ishlatish bilan o'zlariga baraka topadi. Ular baraka deyishni bilmaydi. Boshqacha so'z bilan aytishadi. Ana o'sha vaqtda demak banda juda yaxshi bir holatda qalbini hozir qilgan holda o'zini zikrlarini aytadi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu ummatda o'qsa, undan keyin sayyida istig'forni o'qiydi, undan keyin boshqa duolari bor, hammasini o'qiydi. Yodavorlar yaxshi biladiganlar juda ham yaxshi bir qomat bo'ladi. Bizni o'rganimizda keng tarqalgan Naqshbandiya tariqatida masoillari mana shu paytda demak 100 marta astag'firulloh al-aliyyal azim allazi la ilaha illa huwa va atubu ilayhi nuhsin 100 marta La ilahe illallah'ını etsin, 100 marta Allahümme salli alâni etsin ve 100 marta kul huvallahu ahadını okusun ve beledigallar Yasin suresini okusun. Bu şey barakatli beytte, hayırlı beytte, bendeli iki dünyanın bahtını, saadetini tanıtladığım bir beytte. Çünkü kuttu şu beytte, yerde nevbetçilik kırdığın karıştalar Osmanlı'yı kurtarıp Osmanlı'yla yerine düşüp anlaş etken bu şey. Ana o'shlarni u guruhi ham bu guruhi ham buni duosiga omin deydi. Shuning uchun bu vaqt harakatli. Shuning uchun ana shu vaqtda harakatda bo'lish kerak. Allohdan xayrni, barakani, yaxshilikni va so'raydigan narsalarini so'rab olish kerak. Ana zikr, tilovat Qur'on boshqa narsalar bilan o'sha muddatni o'tkazib quyosh chiqdi. Quyosh chiqqanda keyin turib 2 rakat namoz o'qiladi. Nafl namoz. Bu namozni shuruq namozi deyiladi. Ya'ni quyosh chiqdi degani. Shuruq degani quyosh chiqishini aytadi. Quyosh chiqib bo'lganligini vaqtida o'qilganligi uchun shuruq namozi deb aytilgan. Mana bu namozni o'qishni ajri savobi juda buyuk deyiladi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerine bayandırıp deryenler. Ana ondan keyin kişilerini gündelik tertifleri, gün tertifleri şahsiyetine karar harfın bulan. Onlar da hemen duruyor. Uykudan duruşuyan, dört ağırat kılışıyan, namaz okşuyan böyle. Yani bu yaş çıktı, yani hammani tirikchiligi boshlanadi. Ana qadimgi ulamolarimiz odamlarni bu ma'noda 6 toifaga taqsimlaganlar. Obid, olim, mutaallim, vazifador, hunarmand va Allohning muhabbatiga g'arq bo'lgan shaxs. 6 kishi. Bulardan kim şu altı tayfaya mansup olsa, o zile yarışa harekette bulabilir. Elbette kişinin kesbege, yaşıge, imkaniyetlerine karar verir. İmkanı varlığa toprağı nakıl ibadet kıladır, imkanı yolda azına kıladır. Yine kişilerin tabiatları hem kafir bulabilir. Otken ahli sağlık, ruhi terbiyen ustazları, büyük kişilerine bazıları namaz okuşun toprağı yaşayarak görülen, bazıları roza nakılını, roza tutuşunu özüge güne makul topken, yani bazıları zikrini, üçüncüleri kıraatı, Kur'an'ını, tortuncuları yani başka bir nakıl ibadetine ihtiyaç eden. Lekin ne maksatısı? Şu umurunu bekar okuzmayı, naşın yasalarıyla maşgul olsun.